Vodafone TV ekranlarından hepinize merhaba. Pazar günkü yayın sırasında şehir içi uçak yolculuğu demişim. Aman ne mesaj aldım ne mesaj, çok dikkatlisiniz. İlk mesajı atan Barış Özgün, kendisine çok teşekkür ediyorum. Barış Bey, aynen izlemeye devam, dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor ama öncesinde sizinle bir fotoğraf paylaşacağım. Sevgili Sinan Can'ın bir fotoğrafı. Ekranda görüyorsunuz şu anda. Arkadaki güneşe eğer dikkatli bakarsanız güneşin etrafının bir sis bulutuyla kaplı olduğunu göreceksiniz. İşte buna taç tabakası denir. Ama biraz daha dikkatli bakarsanız çok nadir rastlanan bir hale olayını görmektesiniz. Bu hale olayı güneşin merkezinden iki yana doğru açılan iki çizgi. Bunlar da yalancı güneş çemberi olarak adlandırılıyor. İngilizce adı parhelik circle. İngilizce bilenler için bunu da söylüyorum. Belki internetten araştırırsınız diye. Sevgili Sinan Can, fotoğraf için çok teşekkür ediyorum. Meteorolojiye tekrar geri dönelim çünkü sel beklenen bölgeler var bugün. Bugün Marmara bölgesinden ve Kuzey Ege üzerinden alçak basınç merkezi yaklaşmaya başladı yurdumuza doğru. Ve gün geçtikçe Cuma gününe kadar daha da ilerleyecek bu alçak basınç merkezi. Yaklaşık Güneydoğu Anadolu'ya doğru devam edecek. Ancak bu hareketi sırasında da kuvvetli sağanak yağışlar bırakacak. Hangi bölgelerde olacak bunlar özellikle? Çanakkale bölgesinde ve Muğla taraflarında, Güney Ege taraflarında çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor bugün. Ancak Ege bölgesinin tamamında zaten yağış ihtimali çok yüksek. Bugün özellikle Muğla ve Çanakkale demiştim. Bu bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağış olabilir. Bu yağış gece saatlerinde de devam edecek. Sel ihtimali var. Önleminizi alın, ondan sonra mutlaka yatın. Çünkü gece saatlerinde sel ihtimali daha da artacak. Kuvvetli yağışlar daha da kuvvetli. Trakya'nın güneyinde, tüm Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Balıkesir ve Bursa'yı da içine katarak buralarda çok kuvvetli olacak çünkü yağış. Antalya merkezde bugün çok kuvvetli yağış olma ihtimali var yine. Yarın da bu bölgelerde devam edecek. Özellikle iç Ege bölgesine doğru kayacak birazcık daha yağış. Orta Karadeniz bölgesinde de devam edecek yine. Bu bölgeye de yayılacak yağış. Ve bu bölgelerdeki yağış Cuma gününe kadar devam edebilir. Bültenlerimizi mutlaka çok sıkı sıkı takip edin. Çünkü bu yağmurlara rüzgarlar da eşlik edecek. Rüzgarlarla beraber kuvvetli bir fırtına olacak. Bu yaşamımızı oldukça zorlaştırabilir bugünlerde. Kuvvetli rüzgarın olduğu bölgelere gelelim hemen. Sabah çok erken saatlerde, saatte 30 kilometre ile sabah 9 saatleri civarında, saatte 30 kilometre ile Karadeniz'de, İstanbul Boğazı'nda ve Çanakkale Boğazı'nda güneyli ve güneybatılı lodos rüzgarının esme ihtimali çok yüksek. Bu durum sabah saatlerinde yapılacak olan boğazlardaki deniz seferlerini de etkileyebilir. Bu konuda önlem almanızı tavsiye ediyorum. Rüzgar öğlen saatlerine doğru Poyraz'a dönecek ama kuvvetini arttıracak Poyraz'a dönerken. Saatte 40 kilometreye kadar yükselebilir rüzgarın hızı. Özellikle Kuzey Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Batı Karadeniz bölgesinde ve Trakya'nın güney kesimlerinde öğleden sonra saatlerde Poyraz rüzgarının hızı biraz daha artabilir. Ama akşam saatlerine doğru bu yavaşlayacak. Akşam saatlerine doğru yavaşlayacak olsa bile öğlen saatlerinde Çanakkale Boğazı oldukça fazla etkilenecek bu rüzgar hızlarından. Yağmur da etkili olacağı için deniz yolculuğu yapacak olanlar bundan çok daha fazla etkilenecek. Bu saatlerde deniz yolculuğu yapacak olanların başka bir yol kullanmaları ya da şu anda belki seyir halinde olanların da özellikle bu konuda önlem almalarını tavsiye ediyorum. Rüzgar hızları akşam saatlerine doğru yavaşlayacak ancak denizlerde rüzgar hızları karalara göre çok daha fazla. Hangi deniz, hangi bölgelerde peki bu, hangi denizlerimizde daha çok hızlı? Özellikle Marmara Denizi'nde salı sabah erken saatler itibariyle lodos rüzgarı etkili olacak saatte 40 kilometre ile. Öğleden sonra saatlerde de bu Poyraz'a doğru dönecek. Yine saatte 40 kilometre ile Marmara Denizi'nde etkili olacak. Boğazlarda yine etkili olma ihtimali çok yüksek. Batı Karadeniz bölgesinde lodos bekleniyor sabah saatlerinde saatte 40 kilometre ile. Öğlene doğru Batı Karadeniz'deki rüzgarlar çok daha fazla kuvvetlenebilir. Saatte 60 kilometre kadar ulaşabilir rüzgar hızı. Poyraz rüzgarı olacak Batı Karadeniz'de. Orta Karadeniz'de de yine rüzgar hızları hızlanmaya devam edecek günün ilerleyen saatlerinde. Saatte 40 kilometreye kadar kuzeyli rüzgarlar etkili olacak Orta Karadeniz'de. Kuzey Ege'de de yine rüzgarlar çok kuvvetli. Saatte 30 kilometre ile lodos rüzgarı etkili olacak. Akşam saatlerine doğru da saatte 80-90 kilometre ile Poyraz rüzgarının etkili olması ihtimali çok yüksek. Kuzey Ege bölgesinde seyahat edecek olanların, yolculuk yapacak olanların mutlaka bu konuda önlem almalarını ya da bugün belki eğer erteleyebiliyorlarsa yolculuklarını ertelemelerini tavsiye ediyorum. Ege'nin orta kesimlerinde ise ve Güney Ege bölgelerinde ise güneybatılı rüzgarlar etkili olacak. Saatte 60 kilometre ile esmesini bekliyoruz bu rüzgarlarında. Bugün diğer bölgeleri ise güneşli. Yani Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinde bugün güneş olma ihtimali çok yüksek. Buradaki güneş radyasyonuna hemen bakıyoruz. Ne kadar kuvvetli acaba diye. Güneş radyasyonu bugün ultraviyole indeks değeri 6 civarında olacak. Bu da oldukça yüksek bir değer. Neredeyse yaz günlerini andıran bir değer. Mutlaka güneş kremiyle dışarı çıkmanızı tavsiye ediyorum.
Ultraviyole indeksleri Akdeniz'de de yine çok yüksek olacak. Akdeniz'de biraz yağış beklenmesine rağmen yine de ultraviyole indeksleri çok yüksek. Ama Ege'de de, Güney Ege'de de çok yüksek bunun yanı sıra. İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesini zaten saymıştık. Bu bölgelerde de yine 6 civarında olacak. Güneş kreminizi sürmeden dışarıya çıkmamanızı tavsiye ediyorum. İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor. Öğleden sonra saatlerde başlama ihtimali çok yüksek sağanak yağışın. Sabah saatlerinde saatte 40-50 km civarında lodos rüzgarının etkili olmasını bekliyoruz. Öğleden sonra saatlerde ise yine 40-50 hatta belki 60 saatte 60 km hızla esen Poyraz rüzgarı etkili olacak. Ve bu konuda mutlaka önlem alın. Özellikle deniz yolculuğuna çıkacak olanları şimdiden uyarmak istiyorum. Ankara'da bugün sıcaklık 14 derece civarında. Ankara'da öğleden sonra saatlerde yağış ihtimali çok yüksek. Akşam saatlerine doğru bu yağış biraz daha yavaşlayacak. Ancak kuvvetli rüzgar da eşlik edecek Ankara'daki yağışa. Saatte 50 km ile esen lodos rüzgarının etkili olmasını bekliyoruz Ankara'da. İzmir'de bugün sıcaklık 14 derece civarında. İzmir'de de sabah saatlerinde yine lodos rüzgarı etkili olabilir saatte 40 km ile. Ancak öğleden sonra saatlerde Poyraz rüzgarı saatte 50 km'ye kadar çıkarak günümüzü oldukça zorlaştırabilir. İzmir'de bunun yanı sıra bir de sağanak yağış var ve sel tehlikesi de bununla beraber gelebilir. Gece saatlerinde de bu devam edecektir. O yüzden İzmir'de yatmadan önce mutlaka önleminizi almanızı tavsiye ediyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.